Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Genel Müdürlerim, protokolümüzün değerli üyeleri, kıymetli kitapsever hemşerilerim. Öncelikle Düzenleme Komitesi ve şahsım adına hepinizi saygıyla selamlıyor. Fuarımızın açılışına teşriflerinizden dolayı memnuniyetimi arz ediyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sayın Valimizin mahiyetinde valiliğimize bağlı İl Özel İdaresi, İl Kültür Turizm Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma Vakfımızın ortak çalışmalarıyla bugün 3. Batman Kitap Fuarı'nı gerçekleştirmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Hepimiz Batman'ımızın iyilikler ve bu tür güzel etkinliklerle anılmasını arzu ve çabasındayız. Değerli katılımcılar, bu fuar etkinliğinin içerisinde çalışma arkadaşlarımla ilimizin kültürel kalkınması ve eğitimde kaliteye katkı sağlayacak olan yayın evlerini, yazarları ve okurlarımızı buluşturmayı hedefledik. 101 yayın eviyle 69 yazarın katılımı, 11 konferans, 1 panel ve okul etkinlikleri kapsamında 62 adet okul yazar buluşması gerçekleşecektir. Önceki iki fuarımızda olduğu gibi vatandaşlarımızı Batman'da kitapla buluşturmanın ve özel alanlarda yazarlarımızla bir araya getirmenin mutluluğunu tekrar yaşayacağız. Halkımızın konferans, imza etkinliği ve yazar söyleşileri fırsatını iyi değerlendireceğini ve kitap standlarını ilgiyle ve keyifle ziyaret edeceğini düşünüyorum. Değerli hazirum, özellikle çocuklarımız bizim için çok değerli. Yapılan araştırmalar çocuğun kitaba ve okumaya ilgi duymasında ailede gördüğü modelin büyük etkisi olduğunu göstermektedir. Kitap fuarımızın ebeveynlerde olduğu kadar çocuklarımızda da önemli katkılar sağlayacaktır. Bu nedenle özellikle bütün çocuklarımızın, okuyan çocuklarımızın bu fuardan faydalanabilmesi için özel idare olarak 15 bin öğrencimizin taşınmasını planladık. Valiliğimiz, Bozluk ve Beşiri Kaymakamlarımız, Gercüş, Sason, Hasankeyf Belediye Başkanlarımız, Batman Ticaret Odası ve Batman Borsası Başkanlarımız ve hayırsever iş adamlarımızın desteğiyle öğrencilerimize 15 TL değerinde 30.500 hediye kitap çeki dağıtıyoruz. Paydaşlarımızla birlikte öğrencilerimiz kitap alsın diye 517.000 TL değerinde hediye çekimi dağıtımı gerçekleştirdik. Değerli misafirler, genç ve dinamik nüfusa sahip olan ilimizde halk kütüphanesine olan ilgi her geçen gün artmaktadır. Hemşerilerimizin daha modern ve donanımlı bir ortamda kitap ödünç almasını, kitap okumasını ve çocuklarımızın ders çalışabilmesi için devletimizin bütçe olanakları, Sayın Valimizin ve Sayın Milletvekilimizin destekleriyle yaklaşık 20 milyona mal olacak olan İl Halk Kütüphanesi yapımının da birkaç ay içerisinde tamamlama gayreti içerisinde olduğumuz bilgisini de buradan sizlerle paylaşmak istiyorum. Sözlerime son verirken, fuarımıza katılan yayın evlerine, yazarlarımıza ve bütçesi İl Özel İdaremizden karşılanan 3. Batman Kitap Fuarı'na ayrıca hediye çekleriyle öğrencilerimize destek veren kıymetli kaymakamlarımıza, kıymetli ilçe belediye başkanlarımıza ve sivil toplum kuruluşlarımıza, hayırsever iş adamlarımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Çalışmalarında değerli bilgi ve tecrübelerini paylaşan, yol gösteren ve mahiyetinde çalışmanın mutluluğunu hissettiğimiz Sayın Valimize ve elimizin yatırımlarının bir an önce halkımızın hizmetine sunulmasında Ankara'da özellikle yoğun emek sarf eden Sayın Milletvekilimize Düzenleme Komitesi adına ayrıca teşekkürlerimizi arz ediyorum.
birlik ve beraberlik içerisinde hep güzel hizmetlerde buluşmak dileğiyle fuarımızın katılım sağlayan tüm yayın evlerine, yazarlarımıza ve Kadirşinas halkımıza hayırlı olmasını diliyorum. Saygılarımla arz ederim. Konuşmalarını yapmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Nezirgül'ün teşriflerini arz ediyorum. Sayın Valim, Sayın Vekillerim, kıymetli misafirler, değerli kitap dostları, öncelikle Batman şehrimizde böyle anlamlı bir etkinlik vesilesiyle bir arada bulunmaktan dolayı duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterken, aynı zamanda fuarımızın açılışına böyle geniş katılımlı bir kitlenin varlığını görmem de beni ziyadesiyle memnun etti. Ben tüm katılımcılara da huzurlarınızda tekrar teşekkür ediyorum. Çünkü kitap bizim için hayat boyu her zaman ve her yerde bir dost olarak, bir rehber olarak hayatınızı aydınlatan, hayata en güzel ve en doğru bir biçimde bakış açınızı sağlamlaştırması açısından rehberlik eden en önemli bir kılavuz. Bu açıdan kitapla irtibatımızın olması, bir kitap okuru, kitap dostu oluşumuz, kitap kurdu oluşumuz kesinlikle bizim için çok büyük bir önem kazanmakta. Bizler Milli Eğitim Bakanlığı olarak tüm programlarımız vesilesiyle, faaliyetlerimiz ve etkinliklerimiz vesilesiyle kitapla olan irtibatımızı, dostluğumuzu her zaman için her vesileyle pekiştirmeye çalışıyoruz. Gerek örgün eğitimde, gerek yaygın eğitim boyutuyla pek çok kursların bu amaçla oluşturulmuş olması da bizim siz gençlere ve genç olmayan herkese, yaşımız ne olursa olsun, konumumuz ne olursa olsun, kitapla devam eden bir hayatın sürmesi gerektiğine olan inancımızı bir kere daha ifade etmek isterim. Değerli misafirler, bizler tabii kitaplı bir medeniyetin evlatlarıyız. Kitapsızlık bize göre aynı zamanda büyük bir hakarettir. Bir insana kitapsız dediğimiz zaman, bu tabiri kullandığımız zaman ona en büyük hakareti de yapmış oluruz. O yüzden biz kitap ehli, kitaba değer veren ve en temel kitapta tabii ki inancımızın bize yüklemiş olduğu kitap olması açısından kitaba her zaman ve her yerde önem verirken değerli katılımcılar, gerek okul ortamında, gerek ev ortamında, gerek iş ortamında, gerekse yolculuklarımızda sürekli kitapla devam eden bir yakınlığımızın olması gerekir. Bu açıdan ben hasreten gençlerimize şunu tavsiye ederim. Her zaman için yanımızda muhakkak bir kitap olsun. Hatta bir değil birkaç kitap olsun. Çantamızda sevgili gençler muhakkak kitap olsun. Yani evden dışarı çıktığımız zaman asla kitapsız çıkmayalım. Böyle karalayacağımız bir bekleme anında zaman zaman hani böyle elimiz cep telefonuna gidiyor ya, acaba bize gelen bir mesaj var mı, bir şey var mı diye bakıyoruz. Bunun kadar, yani cep telefonuna verdiğimiz önem kadar, daha fazlasını istemiyorum ama cep telefonuna verdiğimiz önem kadar kitapla da bir ünsiyetimizin olması gerektiğini hasreten ben istirham ediyorum sizlerden. Ama Batman'ın kitaba olan sevgisini biliyorum. Gerek Sayın Valimizin himayesinde yürütülen çalışmalar, gerekse Milli Eğitim Müdürümüzün bir kitap aşığı olarak bütün eğitim neferleriyle yönetici ve eğitimci arkadaşlarımızla birlikte yürütmüş olduğu çalışmaların Batman'ın kitaba olan sevdasının, aşkının ve muhabbetinin ben ileri düzeyde olduğunu da çok iyi biliyorum. Bu açıdan sözü uzatmayayım. Bu fuarımız bizim kitapla olan yolculuğumuzu devam ettirmesi açısından, güzel bir fırsat vermesi ve sunması açısından çok önemli. O açıdan hayat boyu sizlere ben kitapla dolu, kitapla örülü bir yaşam temennisinde bulunuyorum. Pek çok yazarlarımız geliyor. 69 yazarımızın geliyor olması bizim için çok önemli. Bakın bugün Nuri Pakdil vefat etti. Allah rahmet eylesin.
şimdi çok kıymetli, büyük, yedi güzel adamdan birisiydi. Yaşayan yazarlarımız var. Biz hatta iki hafta önce bir arkadaşımızla, bir ilçe milli eğitim müdürü arkadaşımızla konuşmuştuk. Nuri abiyi bir ziyarete gidelim diye. Bakın kısmet olmadı ama daha önce gitmiştim ben ziyaretine. Kendisini evinde de ziyaret etmiştim ama hani yaşayan yazarlarımıza da bu anlamda sahip çıkma anlamında genel yazarlarımızın imza etkinliklerine katılımınız, onun dışında yazarlarımızla buluşmalarımız ve programlara katılım anlamında da muhakkak ki bunlar bizim kendimizi geliştirmemiz açısından çok önemli. Ben liseyi bitirinceye kadar hiçbir yazarla, şu an hatırlamıyorum, hiçbir yazarla oturup böyle bir buluşma, bir kitabını imzalatma gibi bir imkana sahip olmadım. Ama şimdiki gençlerimiz çok şanslı. Dolayısıyla pek çok gencimiz için yüzlerce yazarla bir yıl içerisinde veya liseyi bitirinceye kadar yüzlerce yazarla tanışma, onların eserlerinden yararlanma imkanını Batman size sunuyor. Valiliğimiz size bu imkanı sunuyor. Milli Eğitim Müdürlüğümüz bu imkanı sunuyor ve pek çok kuruluşlarımız bu imkanı sunuyor. O halde üniversitemiz hakeza, o halde ne yapalım, bu fırsatı iyi değerlendirelim. Ben tekrar hepinize kitaba olan sevginizin ve muhabbetinizin bir ömür boyu devam etmesini diliyorum. Hepinize sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Konuşmalarını yapmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphane ve Yayınlar Genel Müdür Vekili Sayın Ali Odabaş'ın teşriflerini arz ederim. Sayın Valim, kıymetli milletvekillerim, genel müdürlerim, kıymetli misafirler, hepinizi Kültür ve Turizm Bakanı, Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy ve Genel Müdürlüğümüz adına saygıyla selamlıyorum. 3 gün önce Frankfurt Kitap Fuarı'ndaydım. 2200 kilometre uzaktaydık Ankara'dan. Dün Ankara Kitap Fuarı'nın açılışı vardı. Bugün de Batman'dayız. Ziyaretimiz aslında kitap fuarıyla birlikte inşaatı devam etmekte olan İlhak Kütüphanemizin inşaatını da yerinde görmek idi. Arsasının temininden projesinin çizilmesine kadar çok emeğim vardı. Yerinde görme fırsatı buldum. Gerçekten çok güzel bir yapı olmuş. Projedeki görseller birebir hemen hemen uygulamada çıkmış. Hep burayı tanıtırken böyle 8000 metrekare kütüphane mi yapılır, ne kadar büyük, ne gerek var gibi sorulara muhatap oluyorduk ama bu kalabalık gösteriyor ki buranın gerçekten böyle büyük bir kütüphane binasına ihtiyacı vardı. Emeklerimizin karşılığını burada gözle görülür bir biçimde yerinde teşhis etmek de bizler için çok mutluluk oldu. Bu anlamda bir önceki valimize, sayın valimize ve bütçeyle ilgili sıkıştığımız bir durumda yardımlarını aldığımız sayın milletvekilimize çok teşekkür ediyoruz. Kitap fuarının sloganı Batman her yerde okuyor. Şöyle bir algı var, iki cümleyle rakamlara boğmak istemiyorum. Türkiye'nin okumadığına dönük bir böyle yanlış, doğru bilinen yanlış var. Batman her yerde okuyor olduğu gibi Türkiye her yerde okuyor gerçekten. Bu kalabalıklar buraya bedava ekmek arası döner dağıtıldığı için gelmiyor, kitap için geliyor. Batman'da da böyle, Türkiye'nin doğusunda da böyle, batısında da böyle, kuzeyinde de böyle, güneyinde de böyle. Genel müdürlüğümüz Türkiye'de halk kütüphaneciliği, halk kütüphaneleri hizmetini verdiği için zaten alana çok hakim. Rakamları biliyoruz, rakamlara boğmayacağım ama bunun haricinde ana kütüphanecilik hizmetleri veren bir bakanlığı ve genel müdürlüğünün personeli olmaktan öte taşrayı da gezdiğimizde görüyoruz ki gerçekten insanlarımız okuyor. İkra bismi rabbikellezi halak, ilk emri böyle bir olan dinin mensupları olarak bizim okumadığımız gibi bir vehme kapılmamız bizim milletimize haksızlıktır diye düşünüyorum. Bunun da en büyük bu algının yanlış olduğunu ya da böyle bir haksızlığın yapıldığının göstergesi de buradaki kalabalıklar. Emeği geçen, başta sayın valimiz olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Konuşmalarını yapmak üzere Adalet ve Kalkınma Partisi Batman Milletvekili Sayın Ziver Özdemir'in teşriflerini arz ederim. Sayın Valim, Sayın Vekilim, değerli genel müdürlerim, il başkanım,
Ve çok kıymetli hazırım, ben de sizleri sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyorum. Ve böyle bir ortamın Batman'da oluşmasını hem gurur duyuyorum hem de çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Batman'da geçmişte biraz önce de arz ettim. Dedim ki bir zamanlar biz bir yazarla bir araya gelme veyahut da yazarla bir konferansı dinleme gibi böyle bir imkanımız hiç yoktu. Batman'ımızda bir iki tane küçük çaplı kitap evleri vardı. Bir kitap bulmak için de emin olabilirsiniz belki bir nesil liseyi bitirdi ve burada doğru dürüst bir iki kitap alamadı. Ama bugünler ve özellikle Batman gençliğinin okumaya ve kitaba bu kadar hasretle, özlemle buralarda toplanması bizleri son derece sevindiriyor. Son derece de umutlandırıyor. Çünkü okuyan bir nesil elbette ki ülkeye ve dünyaya büyük katkısı olacak olan bir nesil olur. Bizler tabii hem bürokratlarımızla hem de hükümetimizle beraber hizmete yönelik her türlü adımları elbette ki atıyoruz. Ve biraz önce hem İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz hem de sağ olsun Genel Müdür Yardımcımız da bahsetti. Bu sene tasarruf tedbirlerinin uygulandığı bir yıl olmasına rağmen özellikle kütüphanemizin bir an önce bitmesi için valimizle, Kültür İl Müdürlüğümüzle, bakanlığımızla aşındırmadığımız kapı kalmadı. Ve komşu illerin ödeneklerini Batman'a getirdik. Ve elhamdülillah müteahhitte de aldığımız sözle inşallah Ocak ayında, en geç Şubat ayında devreye alıyoruz. Niye? Çünkü daha önceki kültür merkezinde bazen toplantılarımız oluyordu. Biz gidip oraları gördüğümüzde hakikaten başımızı önümüzde kaldıramıyorduk. Çünkü genç çocuklar, lise talebeleri, ortaokul ve ilkokul talebeleri, çocuklarımız, evlatlarımız sıra bekliyordu. Ne sırası bekliyorsunuz dediğimizde içeride birisi çıkacak da ben gidip orada ders çalışacağım diye sıra bekliyorum diyordu. O da işin doğrusu vicdanlarımızı yaralıyordu ve böyle bir eserin çok kısa bir sürede devreye hizmete alınmasında katkısı olan bütün herkese teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Üç gündür Batman'da güzel etkinlikler yapıyoruz elhamdülillah. İki gün önce Tarım ve İnşaat ve Sanayi Fuarı'nın açılışında bulunduk. Sağ olsun Tarım Bakanımız ve Meclis Komisyon Başkanımızla beraber teşrif ettiler, açılışta bulundular. Dün işte hep beraber gene Batman'da iki gün sürecek ve bugün de devam eden özellikle 10. Din Görevleri Sempozyumu çok büyük alimlerimiz, yazarlarımız orada, fikir adamlarımız orada iki gün boyunca sempozyumlarla konferanslar veriliyor. Ve bugün de elhamdülillah gene üçüncü güzel bir etkinlik, bizi gururlandıran üçüncü kitap fuarı olarak burada biraz sonra açılışını yapacağımız güzel bir etkinlikte Batman'ın ve bölgemizin ve ülkemizin hep böyle güzel etkinliklerle yad edilmesini ve gündeme olmasını hep arzuluyoruz. Temennimiz o. Bekdet Bey'im, benden sonra da Sayın Valim'le konuşacak. Tekrar hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum. Bütün gençlere özellikle teşekkür ediyorum. Bu katılımı ve bu güzel sevgi ve muhabbeti gösterdikleri için saygılar sunuyorum. Konuşmalarını ve akabinde kitap fuarının açılışını yapmak üzere Valimiz Sayın Hulusi Şahin'in teşriflerini arz ederim. Sayın milletvekillerim, sayın garnizon komutanım, sayın genel müdürlerim, protokolümüzün çok kıymetli mensupları, sevgili gençler, sevgili kitapseverler, bugün sizlerle 3. Batman Kitap Fuarı'nda bir arada olmaktan duyduğum memnuniyeti, gururu ifade ederek sözlerime başlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. İlk olarak bize güzel bir konser veren Batman TED Koleji'nin çok kıymetli öğrenci korosuna teşekkür ediyorum. Ağızlarına, ellerine sağlık.
Batman kitap fuarları artık Batmanlılara, Batmanlı gençlere mal olmuştur. Artık Batman kitap fuarı Ekim ayının ikinci haftasında iple çekilen bir fuar olarak fuarlar takvimine yerleşmiştir. Bunun başarısı eseri Batmanlı kitapseverlere aittir. Batmanlı kitapseverlerin ilgisi, alakası, şevki, coşkusu bizleri böyle bir etkinliği yapmaya teşvik ediyor ve mecbur ediyor. Ve biz bundan büyük memnuniyet duyuyoruz. Biraz önce konuşmacılarımız çok güzel ifade ettiler. Bu kitap fuarında sadece kitap satılmayacak. Bu kitap fuarında kitap severlerle yazarlarımız bir araya gelecekler. Konferanslar verecekler, okullara dağılacaklar. Okullarda yazar okur buluşmaları, yazar şair atölyeleri oluşturacaklar ve orada amatör şairlerimize, amatör yazarlarımıza abileri, ablaları, yazar ablaları, şair ablaları, abileri kılavuzluk edecek, yardımcı olacaklar. Bu bir hafta içerisinde tüm okullarımız ilimle, irfanla, okumayla, yazmayla haşır neşir olacak. Eğitimin en güzel unsurunu bu şekilde sağlayacağız. Yani Batman ili biraz önce milletvekilimiz bahsettiler. Birkaç gündür ilim ile, irfan ile oluşmuş bir meclis haline geldi. Biz bundan gurur duyuyoruz. Biz bütün düşüncelerin geniş bir yelpazede dile getirildiği ve kitaplaştırıldığı ve okunduğu bir şehir hayal ediyoruz. Sadece bir fikrin empoze edildiği bir ortam hiçbir zaman düşünmedik, düşünmüyoruz. Kitaplarımız, yayın evlerimiz, yazarlarımız da geniş bir yelpazede seçildi. Herkese de açık. Bundan sonraki kitap fuarlarında da ben de olmak istiyorum diyen tüm yazarlarımızı burada ağırlamaktan gurur duyarız. Bizler kültür olarak, inanç olarak akıl sahibi olmayı ilke edinmiş insanlarız. Bizler akıl sahibi olmayı şöyle anlarız. Sözün hepsini dinleriz, en güzelini alırız. Bizler ilmi, bilimi yitik malımız sayarız, ararız, bulduğumuz yerde alırız. Bu da onun bir faaliyeti. İlmi arayıp bulmak bizim temel gayemizdir. Çocuklarımız, gençlerimiz kitabı seviyor, okumayı seviyor, geleceğe umutla bakıyor. Batman belki 36. sırada nüfusta ama genç nüfusta Türkiye'nin ilk 10 iline giren bir şehir. Genç bir nüfusumuz, dinamik bir nüfusumuz var. Okuyorlar, geleceğe umutla bakıyorlar. Biz de onların yollarını açmaya çalışıyoruz. Emeği geçenlere, ki bu bir ekip çalışmasıdır, Batman'daki paydaşlarımız, kamu kuruluşlarımız, belediyelerimiz, ilçe belediyelerimiz çok çaba gösterdiler, gayret ettiler. İsim isim saymak zor olur ama sonuçları çok güzel oldu. Ben herkese çok teşekkür ediyorum. Gençlerimiz sabırsızlanıyorlar. Yağmur da hafif hafif damlıyor. Bir rahmet bu. Çünkü yaz boyu 3-4 ay biz hiç yağmur görmedik. Batman kitap fuarı saatine denk geldi rahmet. İnşallah bu rahmet ilim rahmeti şeklinde tecelli eder. Hayırlı uğurlu olsun. Hepinizi saygılarımla selamlıyorum.